Tekrardan yeni bir videodan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evde bir yumurta ve bir elmanız varsa bu tarifi 5 dakikada tavada hazırlayabilirsiniz. Bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle bir tane yumurta kullanıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı dolusu toz şeker ekliyorum. Şeker ve yumurtayı biraz çırpalım. Daha sonra diğer malzemelerini ekliyoruz. Biraz çırpalım 3-4 dakika kadar şöyle. Yumurta ve şekeri çırpalım. Mikser kullanmanıza hiç gerek yok. Evet bakın rengi açıldı. Bu kadar yeterlidir. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı yoğurt ilave ediyorum. ve yine tekrar iyice çırpıyorum çok pratik bir tarif evdeki malzemelerle hemencik hazırlayabileceğiniz farklı bir lezzet farklı bir tat hem çok ekonomik hem de çok lezzetli bir tarif öncesinde bir su bardağı un ekledim bir tatlı kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum ve iyice çırpıyorum un kıvamını bakacağım daha sonra tekrar ekleme yapacağım Çünkü içerisine bir tane elma gireceği için e, kontrollü bir şekilde unu ekleyelim öncesinde bir su bardağı ekledim bu kadar e, yeterlidir daha sonra bir tane elma kullanıyorum tarifimizin içerisine bir tane de elma ekliyorum elmaları yıkadım kabuklarını soydum bu şekilde daha sonra ince ince kıyacağız Sarı elma kullandım. Dilerseniz kırmızı elma da kullanabilirsiniz. Ama elmanızın lütfen e, tatlı olmasın dikkat edin. Tarifimizi ekşilik vermemesi için e, tatlı elma kullanmanızı öneriyorum. Bu şekilde bakın incecik dilimliyorum. Daha sonra tekrar ortasından kesiyorum. Gayet e, incecik doğruyoruz arkadaşlar. Kesinlikle e, küp küp veya daha kalın doğramayın. Elmam hazır. Bir tane elma kullandım. Elmayı da harcımın içerisine ekliyorum. Tekrar kıvamına bakacağım. Eğer un eklemesi istiyorsa biraz daha un ekleyeceğim. Elmalı tariflerde olmazsa olmazı nedir? Tabii ki tarçın. Bir çay kaşığının ucuyla da tarçın ekledim. Mis gibi koku versin. Bu şekilde tekrar iyice çırpalım. Şöyle kıvamını da bakalım. Biraz daha un eklemek istiyor, gördüğünüz gibi. Tavada kızartacağımız için çok sıvık olmaması gerekiyor. Yarım su bardağı daha un aldım, yarısını ekledim. Tekrar kontrollü bir şekilde devam ediyorum. Evet, hepsini kullanıyorum. Bir buçuk su bardağı un kullanıyorum. Toplamda 200 milimlik bardak ölçüsüyle iyice çırpalım. Daha sonra kızartmaya geçelim. Tavaya biraz yağ aldım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağı aldım. Ve birer kaşık harcımdan bu şekilde tavaya alıyorum. Bir nevi kaşık dökmesi gibi ama bu tatlı elmalı bir e, ee, pankek lezzetinde oluyor. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysa kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinize desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet artık kızardı. Bu şekilde iki kaşık yardımıyla çeviriyorum. Kokusunu anlatamam. Mis gibi tarçın koktu. Elmalı tarçın. Farklı tarifleri denemeyi sevenler bu tarifi çok beğenecekler eminim. Bu şekilde çevirelim. Güzelce iki tarafını da kızartalım. Tekrar tavaya alıyorum şöyle. Yine göstereyim. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. İster yuvarlak yapın, ister daha uzun yapın. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama bu kıvamda bu şekil yeterlidir. Çok fazla aşırı büyük büyük yapmanızı önermiyorum. Kızgın yağı almanızı mutlaka tavsiye ederim. En küçük ocağın orta ateşinde pişirdim. Kanalımda birbirinden lezzetli birbirinden pratik tariflerim var. Hepsine de göz atmanızı tavsiye ederim. illaki size uygun tarifler de vardır. Mutlaka bir göz atın. Evet, çok güzel bir şekilde kızarmış. Tekrar ters çeviriyorum bu şekilde. Yapımı kolay, hiç de zor değil. Gördüğünüz gibi harcını hazırlaması 5 dakikalık iş. Mis gibi kızardı. Şöyle diğer tarafını da göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çıtır çıtır kızardı. Havlu kağıdın üzerine alıyorum ki eğer fazla yağı varsa da çeksin. Dışındaki yağı çeker. E, havlu kağıt iyi olur. Ama içinde hiçbir şekilde yağ çekmiyor. İçinde kesinlikle yağ e, girmiyor arkadaşlar. Biraz sonra da son halini sizlerle paylaşacağım. Gerçekten görüntüsü bile çok güzel işte haçıcı Evet bütün pişenlerin hepsini aldım ve servise geçiyorum çok güzel kızardı acelem var ılık ılık pudra şekeri serpiyorum Lütfen siz soğuduktan sonra pudra şekeri serpin bakın ben ılık serptiğim için Pudra şekeri üzerinde fazla durmadı. Lütfen bu ayrıntıları kaçırmayın. Benim işim olduğu için ben bilerek yaptım. Şöyle bir tane alarak da sizlere göstermek istiyorum. İnanın çok güzel oldu. Ee, bu tarifimizi soğuk soğuk tüketin arkadaşlar. Çok fazla ılık tüketmeyin. Şöyle bakar mısınız? Yumuşacık elmanın e, tarifi kattığı lezzet apayrı. Bir güzel tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.